Merhaba arkadaşlar. Senin için kolay İngilizce kanalımızın B1 seviye örnek cümlelerinin 4. dersinde yine beraberiz. Bu dersimizde B1 seviye derslerinden noun clauses, isim cümleleri, causative, ettirgen yapı konuları hakkında konu anlatımları da yaparak bol bol cümleler kurarak anlatacağım. Evet arkadaşlar, Dersimize başlamadan önce önceki videolarımızı beğendiyseniz eğitimlerimizin devamlılığı için beğenmeyi, abone olmayı, bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de zil simgesini aktif etmeyi unutmayınız. İlk cümlemizle başlayalım. Arkadaşının adının Emre olduğunu söyledi. Bu cümlemizde Noun clause isim cümlesi kullanılmıştır. Noun clause arkadaşlar ismin yerine kullanılan bir yapıdır ve yan cümle olarak kullanılırlar. Cümlede genelde that ile oluşturulur ama bunlarla sınırlı değildirler. Noun clause ve kullanım yerleri hakkında kısaca bir tablo şeklinde anlatacak olursak. Özne olarak noun clause cümlede özneyi kim ne sorusunu sorarak buluruz. Örneğin, That I broke your heart was wrong. Kalbini kırmam yanlıştı. Yanlış olan ne diye sorduğumuzda I broke your heart kalbini kırmam cevabını veriyor. Bu cümleyi başına that katarak isim cümlesine çevirdik. Arkadaşlar, that clause ifadelerinin cümle başında kullanımı yaygın değildir onun yerine cümleye it ile de başlanabilir ve that clause cümle sonunda söylenir. Yine aynı cümlede it was wrong that I broke your heart şeklinde de söylenebilir. Cümlenin nesnesi olarak kullanılan that clause ifadesi fiilin nesnesi durumundadır. Nesneyi bulmak için de neyi, kimi sorusunu soracağız. Burada that'in kullanımı zorunlu değildir. He knows that I am a doctor. Doktor olduğumu biliyor. Cümlede neyi biliyor diye sorduğumuzda doktor olduğumu ifadesi bir isim cümlesidir. Sıfatlardan sonra kullanılan that clause ise Everyone is surprised that Serpil has passed the exam. Serpil'in sınavı geçmesinden herkes şaşkın. Cümlede şaşkın sıfatından sonra that kullanılmıştır. Soru kelimeleriyle yapılan isim cümleciklerinde ise normal cümleler gibi noun clause olarak cümlede özne veya nesne olarak kullanılabilirler. Arkadaşlar, yani that clause ifadeleri nasıl kullanılıyorsa soru cümleleri de aynı şekilde kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken noun clause olarak kullanıldığında soru yapısında değil düz cümle şeklinde olmasıdır. Yani soruların aksine yardımcı fiil özneden önce gelmez. Bu soru cümlesini noun clause olarak kullanırken soru yapısında değil düz cümle şeklinde kullanılacağından where Selim is şeklinde kullanılmalıdır. I don't know where Selim went. Selim'in nereye gittiğini, gittiği yeri bilmiyorum. Normalde bir soru cümlesi yapıp Selim nereye gitti diye sorarken where did Selim go deriz. Ancak burada bu soru ifadesini yan cümlecik olarak kullandığımızdan cümle dizilimini başında nerede anlamı veren ver olmasına rağmen düz bir cümle gibi özne fiil şeklinde yaptık. Böylece arkadaşlar ver ile başlayan bir noun clause elde etmiş olduk. I wonder how you feel. Senin nasıl hissettiğini merak ediyorum. Gördüğünüz gibi bu cümlelerin sonuna soru işareti koymuyoruz. Çünkü bu cümleler artık soru değil bir cümleciktir. Arkadaşlar özellikle soru ve sıfat kelimeleriyle noun clause yapıldığında the çoğunlukla cümleden atılır. Ama noun clause özne konumunda kullanılırsa that'i atamayız. Bu cümleler zaten that veya it ile başlar. Whether if yapılarıyla kullanılan noun clause. Whether cümleye olup olmadığını anlamı verir. Whether yapısının ardından ornat ifadesi takip eder. Whether if yapılarının cümlede farklı kullanımları vardır arkadaşlar. Örneğin cümlede sadece whether ile kullanılan isim cümlesi We don't know whether Yusuf will come with us. Yusuf bizimle gelecek mi bilmiyoruz. If veya whether kullanarak yapılan isim cümleciklerinde arkadaşlar hem özne hem de nesne olarak kullanılabilirler. Örneğin aynı cümlede Whether Yusuf will come with us, we don't know şeklinde cümle başında da kullanılabilir. Aynı cümle whether ve cümle sonunda kullanılan or not ile de kurulabilir. We don't know whether Yusuf will come with us or not. Yusuf'un bizimle gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Yine farklı kullanım şeklinde whether ile or not beraber de kullanılabilir. We don't know whether or not Yusuf will come with us. Yusuf'un bizimle gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Arkadaşlar, whether yerine if kullanmamız da mümkündür. If kullanılarak uygulanan isim cümlesinde cümle başında yalnız da kullanılabilir ya da if ile beraber cümle sonunda or not şeklinde de kullanılabilir. We don't know if Yusuf will come with us or not. Yusuf bizimle gelecek mi, gelmeyecek mi bilmiyoruz. Ama arkadaşlar if or şeklinde beraber kullanamayız. Cümlemize tekrar dönecek olursak kim söyledi diye sorduğumuzda o öznesini cümlenin başına alırız. Ardından söylemek fiili ikinci hali said. Neyi söyledi diye sorduğumuzda onun arkadaşının adının Emre olduğunu anlamında önce isim cümlesi yapmak için that ekliyoruz. Ardından onun arkadaşının adı Emre idi şeklinde cümlemizi kuracağız. Onun arkadaşının adı anlamında her friend's name diyoruz. Ardından isim cümlesi geçmiş zaman was ardından Emre ekliyoruz. Cümlemiz son olarak She said that her friend's name was Emre. Diğer cümlemiz her zaman benimle olmayacağını anlayabiliyorum. Cümlemizde Non clause isim cümlesi kullanılmıştır. Cümlede önce anlayabiliyorum cümlesini oluşturacağız. Kim anlayabiliyor diye sorduğumuzda ben I öznesini cümlenin başına alırız. Ardından ebilmek can modülü sonra anlamak understand ekleriz. Nesneyi bulmak için neyi anlayabiliyorum diye sorduğumuzda her zaman benimle olmayacağını Önce isim cümlesini oluşturmak için that ardından sen her zaman benimle olmayacaksın anlamında cümlemizi kuracağız. Önce you öznesi, sonra gelecek zaman olumsuz hali will not yani kısaltılmış şekli won't, ardından olmak fiili be, sonra her zaman always, sonra kiminle olmayacak benimle with me diyoruz. Cümlemiz son olarak I can understand that you won't be always with me. Diğer cümlemiz Sınavı geçip geçmediğini merak ediyorum. Cümlemizde yine isim cümlesi kullanılmıştır. Önce merak etmek eylemi kim merak ediyor diye sorduğumuzda ben I öznesi, sonra wonder merak etmek, ardından geçip geçmeyeceğini anlamında whether or not bağlacını kullanacağız. Önce whether ardından o sınavı geçtiği anlamda cümlemizi kuracağız. He's passed the exam ardından or not cümlemizin sonuna ekliyoruz. Cümlemiz son olarak I wonder whether he's passed the exam or not. Diğer cümlemiz herkes yardım edip edemeyeceğinizi sordu. Bu cümlemizde de noun clause isim cümlesi kullanılmıştır. Cümlede kim sordu diye sorduğumuzda herkes, everybody ardından sormak fiil ikinci hali asked yardım edip edemeyeceğinizi anlamında önce if sonra sen anlamında you ardından could ve yardım etmek anlamında have ekliyoruz. Son olarak cümlenin sonunda or not ekliyoruz. Ve cümlemiz son olarak everybody asked if you could help or not. Diğer cümlemiz dün ne yaptığını bana anlatacak mısın? Cümlede soru kelimesiyle oluşturulan bir isim cümlesi vardır. Cümle soru cümlesi olduğu için anlatacak mısın ifadesinde gelecek zaman soru cümlesine göre kuracağız. Will cümlenin başına alırız. Ardından anlatacak olan kim diye sorduğumuzda sen, you, sonra anlatmak, tell fiilini ekleriz. Kime anlatacak mısın diye sorduğumuzda bana, me, sonra what soru kelimesi, ardından düz cümle şeklinde dün sen ne yaptın şeklinde cümlemizi kuracağız. Önce sen, you, ardından yapmak fiilinin ikinci hali did Ardından ne zaman yaptın diye sorduğumuzda dün yesterday ekliyoruz. Cümlemiz son olarak Will you tell me what you did yesterday. Diğer cümlemiz Metin'in istifa etmek isteyip istemeyeceğini merak ediyorum. Cümlede whether ile oluşturulacak bir isim cümlesi vardır. Önce merak ediyorum diye cümlemizi kuralım. Kim merak ediyor? Ben. I öznesini cümlenin başına alırız. Ardından merak etmek fiili geniş zaman wonder ekliyoruz. Ardından weather kullanıyoruz. Sonra metin istifa etmek ister şeklinde cümlemizi kuracağız. Kim istifa etmek ister diye sorduğumuzda metin ardından istemek fiili geniş zaman want deriz. Sonra istifa etmek anlamda to resign deriz. Son olarak da or not ekleriz. Cümlemiz son olarak I wonder whether Metin wants to resign or not. Diğer cümlemiz Polis hırsızın bir silahı olup olmadığını bilmiyor. Bu cümlemizde de yine isim cümlesi kullanılmıştır. Cümlemizi if ile kuralım. Önce bilmiyor olan kim diye sorduğumuzda polis the police diyoruz. Geniş zaman olduğu için de olumsuz hali dont ardından bilmek fiili know sonra bir silahı olup olmadığı şeklinde cümlemizi kuracağız. Önce olup olmadığı anlamında if ardından cümlemizi hırsızın bir silahı var şeklinde kuracağız. Önce hırsız the thief ardından bir silaha sahip anlamında sahiplik fiili has sonra bir silah a gun diyoruz. Son olarak da cümlenin sonuna or not ekliyoruz. Cümlemiz son olarak The police don't know if the thief has a gun or not. Diğer cümlemiz Sınavı geçeceğinden eminim. Gördüğümüz üzere memnun, emin anlamı veren pleased ya da sure sıfatlarının ardından noun clause gelecektir. Önce eminim cümlesini kuracağız. Emin olan kim diye sorduğumuzda ben I öznesini cümlenin başına alırız. Ardından to be olmak fiili am, sonra emin olmak sıfatı sure, ardından that, sonra sınavı geçeceksin şeklinde cümlemizi kuracağız. Önce kim sınavı geçecek diye sorduğumuzda sen you ardından will gelecek zaman modulu, sonra geçmek fiili pass son olarak nesneyi bulmak için neyi geçeceğinden eminim şeklinde sorduğumuzda sınavı the exam diyoruz. Cümlemiz son olarak I am sure that you will pass the exam. Diğer cümlemiz Mary'nin ne zaman doğduğunu hatırlamıyorum. Bu cümlede ise yine isim cümlesi kullanılmıştır. Hatırlamayan kim diye sorduğumuzda ben I öznesini cümlenin başına alırız. Sonra hatırlamak fiilinin olumsuz geniş zaman hali don't sonra remember ekliyoruz. Neyi hatırlamıyorum diye sorduğumuzda Mary'nin ne zaman doğduğunu burada önce when bağlacı ve ardından olumlu düz cümle şeklinde kuracağız. Mary doğdu şeklinde Kim doğdu Mary sonra bir olmak fiilinin geçmiş hali was sonra doğmak born ekliyoruz. Cümlemiz son olarak I don't remember when Mary was born. Diğer cümlemiz O yerde kimin yaşadığını merak ediyorum. Yine cümlede non clause isim cümlesi kullanılmıştır. Merak eden kim diye sorduğumuzda ben, I öznesini cümlenin başına alıyoruz. Ardından merak etmek fiili wonder. Sonra neyi merak ediyorum diye sorduğumuzda o yerde kimin yaşadığını anlamında önce kim, who, sonra yaşamak fiili geniş zaman, lives. Ardından o yerde anlamında in that place diyoruz. Cümlemiz son olarak I wonder who lives in that place. Diğer cümlemiz pandemi boyunca saçımı eşime kestirdim. Bu cümlemizde kazidiv ettirgen yapı kullanılmıştır. Bir iş sahibi tarafından başka bir kişi veya şeye yaptırılırsa bu durumu açıklamak için ettirgen cümle gerektirir. Türkçede arkadaşlar yaptırmak, ettirmek, çalıştırmak koşturmak, götürtmek, getirtmek vesaire şeklinde geçer. İngilizce'de yaygın bir yapıdır. Her türlü geçişli veya geçişsiz fiil ettirgen yapı ile kullanılabilir. Cümlemizi bir tablo şeklinde gösterirsek. causative ettirgen çatı have, get, make, let fiil yapılarıyla kullanılır. Bir işi başkasına yaptırtmak anlamını ifade ederken kullanılır. Bu tür ettirgen cümlelerde işi yapan kişi önemli değildir. Sadece yapılan iş anlatılır. Dolayısıyla işi yapan kişi belli olmadığı durumlarda have ya da get kullanabiliriz. Ardından nesne ve fiilin üçüncü halini kullanırız. İkinci yapıda ise birisine görevini yaptırtmak anlamını ifade eder. Yani işi yapan kişi bellidir. Bu durumda have kullanabiliriz. Ve ardından işi yaptıracağımız kişi ve fiilin birinci hali yani yalın hali kullanılır. Üçüncü yapıda birisine maddi veya manevi baskıyla bir işi yaptırtmak anlamını ifade ederken mek kullanırız. Bu yapıda da kişiden sonra fiilin yalın hali kullanılır. Dördüncü yapıda birisine sözle veya ücretle ikna ederek bir şey yaptırtmak anlamını ifade ederken get kullanırız. Bu yapıda kişiden sonra to ve ardından fiilin birinci hali kullanılır. Son yapıda ise birisine bir şey için izin vermek anlamını ifade ederken let kullanırız. Bu yapıda ise kişiden sonra fiilin birinci hali kullanılır. Cümlemize tekrar dönecek olursak. Bir işi başkasına yaptırmak anlamında ifade ederken have kullanılır. Eylem geçmiş zamanda gerçekleştiğinden dolayı have ikinci hali had kullanacağız. Önce cümlemizde kestiren kim diye sorduğumuzda ben I öznesini cümlemizin başına alırız. Ardından had yapısını kullanacağız. Sonra kime kestirdim? iş yaptıracağımız kişi eşi my wife ardından kesmek fiili cut ekleriz. Neyi kestireceğim? Saçımı my hair. Ne zaman kestireceğim? Pandemi boyunca during the pandemic diyoruz. Cümlemiz son olarak I had my wife cut my hair during the pandemic. Diğer cümlemiz bu metni İngilizceye tercüme ettirmeliyiz. Bu cümlemizde de kazidif ettirgen yapı kullanılacaktır. Cümlede tercüme ettirmeli olan kim diye sorduğumuzda we özdesini cümlemizin başına alırız. Ardından ettirmeliyiz derken öneri niteliğinde bir gereklilik olduğu için should modalını ekleriz. Ardından kazidif yapı ve işi yaptırdığımız kişi de belli olmadığı için have kullanırız. Sonra nesne, neyi tercüme ettirmeliyiz? Bu metni, this text ve tercüme etme fiili üçüncü hali translated deriz. Son olarak neye tercüme ettirmeliyiz? İngilizceye, into English deriz. Cümlemiz son olarak we should have this text translated into English. Diğer cümlemiz tamirciye arabamı tamir ettireceğim. Bu cümlemizde yine kazidif, ettirgen yapı kullanılmıştır tamir edecek olan kim diye sorduğumuzda ben ay öznesini cümlemizin başına alırız. Ardından gelecek zaman will modülü, sonra işi görevi olduğu kişi yaptıracağımız ve işi yapacak olan kişi de belli olduğundan dolayı have, ardından iş yapacak kişi tamirci the mechanic, sonra tamir etmek fiili yalın hali fix Sonra nesneyi bulmak için neyi tamir ettireceğiz? Arabayı, the car diyoruz. Cümlemiz son olarak I will have the mechanic fix the car. Diğer cümlemiz bu odayı niye sarıya boyatmıyorsun? Bu cümlemizde de yine kazidiv ettirgen yapı kullanılmıştır. Cümlede niye, niçin anlamında why soru ekini cümlenin başına alırız. Ardından Geniş zaman soru cümlesi olumsuz hali olduğu için do not, kısaltılmış şekli don't, ardından özne, kim boyatmıyor, sen, you, sonra ettirgen yapı, boyatacağımız kişi belli olmadığı için have, sonra neyi boyatmıyorsun, odayı, this room, ardından boyatmak fiili üçüncü hali painted, sonra Neye boyatmıyorsun? Sarıya. Yellow diyoruz. Cümlemiz son olarak Why don't you have this room painted yellow? Diğer cümlemiz İşini yapmazsan ben sana yaptıracağım. Bu cümlemizde önce koşul cümlesi, ardından yaptırmak anlamında ettirgen yapı kullanılmıştır. Önce işini yapmazsan anlamında if, sonra sen işini yapmazsın şeklinde cümlemizi kuracağız. Kim yapmaz? Sen, you. Sonra geniş zaman olumsuz do not kısaltılmış şekli don't. Ardından yapmak fiili do. Sonra senin işini anlamında your job diyoruz. Sonraki cümlede ettirgen yapı kullanılacaktır. Ben sana yaptıracağım. Kim yaptıracak? Ben, I öznesini ekliyoruz. Ardından gelecek zaman ecek acak anlamında will. Sonra zorla yaptırmak olduğu için make. Kime? You. Sana. Ve yapmak fiili do. Ardından neyi yaptıracağım? Onu yani işini it ekliyoruz. Cümlemiz son olarak if you don't do your job I will make you do it. Diğer cümlemiz Arkadaşıma benim için bir makale yazdırdım. Bu cümlemizde de ettirgen yapı kullanılmıştır. Yazdıran kim diye sorduğumuzda ben ay öznesini ekleriz. Sonra yazan kişi belli olduğu ve ücretle ya da ikna ederek bir işi yaptırma durumu olduğu için get kullanıyoruz. Geçmiş hali olduğu için de get ikinci hali got diyoruz. Ardından kime yazdırdım arkadaşıma my friend fiilden önce to kullanıyoruz ardından yazmak fiili birinci hali write sonra ne yazdırdım bir makale an essay sonra kimin için yazdırdım benim için for me diyoruz cümlemiz son olarak i got my friend to write an essay for me diğer cümlemiz babası partiye gitmesine izin vermedi. Bu cümlede birisine bir şey için izin vermek anlamını ifade ettiği için let kullanırız. Cümlede kim izin vermedi diye sorduğumuzda onun babası anlamında her father. Ardından geçmiş zaman olumsuzu did not, didn't diyoruz. Sonra izin vermek anlamında let. Ardından kime izin vermediği ona anlamda her, sonra gitmek fiili birinci hali go, daha sonra nereye gitmesine partiye, to the party diyoruz. Cümlemiz son olarak her father didn't let her go to the party. Evet, bugünkü dersimizde buraya kadar. Gelecek videolarımızda B1 seviye cümlelerinde yeni konu ve örnek cümleleriyle beraber işleyerek kuracağız. Sizler de arkadaşlar eğer videolarımızı beğendiyseniz, sonraki videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.